Andagingiz bu shaxsiy rivojlanish. Andagingiz qachon boshlanadi-yu, qachon tugaydi degan savol tug'iladi. Yaxshi eshitib tursak, boshlaymiz, keyin tugaydi, eshitib turing. Bo'ldi, qani menga qarang, ey. Xo'p. Andagingiz tuxum hujayralari urug'langanda boshlanadi. Ya'ni tuxum hujayralari urug'lanishi dan zigota hosil bo'ladi. Zigota hosil bo'lganda antigeniz boshlanadi. Ya'ni tuxum va urug' hujayralarining qo'shilishidan zigota hosil bo'ldi. Shunda boshlanadi. Qachon tugaydi degan savolga javob bitta bo'lganda tugaydi. Qo'pol qilib aytganda. Ya'ni antigeniz degani shaxsiy rivojlanish degani. Shaxsiy rivojlanish tuxum hujayralari urug'langanda zigota hosil bo'ladi. Shu paytda boshlanadi. Shu organizm nobud bo'lganda tugaydi. Bu? Ha? Shu antigeniz shu, mana bizga ham antigenizimiz shu. Bizni shaxsiy rivojlanish qachon tugaydi? Nobud bo'lganda tugaydi. To'g'ri? Hop, ana endi antigenizni ketishiga ko'ra 3ga bo'lamiz. Ketishiga ko'ra 3ga bo'lamiz. Makka alohida yozaman. Birinchisi litinka li, ikkinchisi litinka siz, uchinchisi ona qornida rivojlanish. Litinkali rivojlanadi kim? Masalan, umurtqasi hayvonlarning ko'pchiligi, masalan, yassi chuvachalardan, parazit chuvachaklar. Ha? Yoki hasharotlar. Sana kapalaydan, kap nimasi, tuxum bo'ladi nima shu? Qoqlar oyoqlagan bo'lsa bo'ladi. Faqat tezroq. Hop. Litinkali nima tuxumdan qurt chiqyapti, kapalaydi, tuxumidan qurt chiqyapti. Litinka bu. Qurti litinka deydi. Tushunarli bo'ldimi? Yoki baqani tuxumidan it baliq chiqyapti. Litinka. Litinkasiz bo'lgan bo'lsa, masalan, tuxumdan voyaga yetgan organizmga o'xshagan organizm chiqadi. Faqat kichikroq bo'ladi. Zilziy jihatdan voyaga yetmagan bo'ladi. Litinkasiz deyapman. Litinkasiz. Sudralib yuruvchilar, qushlar. Shularni o'ylayaptimi? Ana endi ona qornida rivojlanish. Ona qornida rivojlanish yuksak tutilgan sutemiz uch hayvonlardan va odamdan ona qornida rivojlanish bo'ladi. Bu antigenezni ketishiga ko'ra bo'lyapmiz. Ana endi antigenezni muskullar bilan. Tushunyapsizmi? Bunaqa darsda ko'p. Xo'p. Antigenezni davriga qarang. Ketish davriga ko'ra ikkiga bo'lamiz. Ikkiga bo'lamiz. Qanaqa deydigan bo'lsak, embrional davr, embrio davr va post embrional davr. Embrional davr tuxumdaligida yoyinki ona qornidaligidagi jarayon. Post embrional davr tuxumdan chiqqandan keyin yoki tug'ilgandan keyingi jarayon. Tushunarli bo'ldimi? Ana endi narsani aytib ketdim, antigeniz hamma organizmda har xil. Bu hozir yuksak turgan organizmlarda embrion va postembrion davr qilib bo'lyapmiz. Zigota hosil bo'lganda boshlanadi deyapmiz. Nobud bo'ladi, keyin oxiri keyin tugaydi deyapmiz. Hamma organizmda har xil, masalan, bir hujayrali hayvonlarda. Masalan, amyobada zigota hosil bo'lmaydi. O'zi oddiy ikkiga bo'linishi bilan ko'paygan bo'lsa, unda antigeniz qachon boshlanadi yo qachon tugaydi degan savol tug'iladi. Ana shu bo'linganda boshlanadi, yangi hujayra hosil bo'ldi. Ana shu yangi hujayra yana bo'linganda undagi ustun tugadi, yana yangi ustun boshlanadi. Shu. Ya'ni bir hujayrali hayvonlarda antigeniz bo'lingandan bo'linishi davom etadi deb bo'lasiz bu. Qiyin. Ya'ni bizning hujayralarimiz o'xshaydi antigeniz. Ya'ni antigeniz uni hujayrasini hayot sikli deganida o'zi aslida. Tushunarligi? Tagenda embrional davrni ham bosqichlari bor. Bu embrional bosqich davri bor, farqi yo'q bu. Tushunarligi? Embrional demak davrlari. Maydalanish. Ikkinchisi gastrulyatsiya. Uchinchisi organogenez.
Xo'p. Demak, tasavvur qilamiz, bachadan nayda tuxum hujayralari urug'landi. Kuchaytirilgan sutsiyuvchi hayvonlarda va odamda bachadan nayda tuxum hujayralari urug'landi. Zigota hosil bo'ldi. Qaysi hujayralarda qo'shilishdan hosil bo'ldi? Zigota. Tuxum hujayralari. Ular jinsiy hujayrami? Zigotachi. Nima uchun somatik hujayra? Qaramasonlar 46. Umuman jinsiy hujayralar qo'shilishdan o'zi antigeniz domet yapıyor yani, yani organizm için geliyor bu cereye olmuyor. Doğru mu? Yani şimdi ana şu zigotanın bölünüşten başlarında meydanlanmış. Mesela bana zigotanın kaptan yaptığı gibi bana uygulayan yani tutum bu cereye zigota hazır bu. Şu zigota. Şu zigota. Meydanlanışta dastlap zigota meridyen tekstikte bölünür. Meridyen tekstikte bölünür. Bitti bu cereye neşte bu cereye hazır bu oldu. Bitti bu cereye hazır bu oldu. Meridyan tekstik degani mana birinchi marta. Birinchi marta bo'lindi. Meridyan bo'lindi. Nechta hujayra hosil bo'ldi? Ikkita hujayra hosil bo'ldi. Bu xuddiki mana unga o'xshaydi. Uyda hali boshqalayotgan tuxumni tepaga qutirib, uzun osimni kesasiz. Mana meridyan. Yana hamma kesindimda qutir plus qutir yana kesasiz. Plus qutirda kesasiz. Bu ham mana meridyan. O'rtoqlar, darslaringizda bo'lsa dars paytida yoki barcha bir istiqmasin, madam. Lamen can uçalı dünya ahamiyatı bu mal bu gençler halk bu gitmeydi bir kez çıkanlar. Yaşım üstümüz geldiniz mi boptu haller bu. Şu ne böyle yaptı mı? Benim şu ikili yapan değil de şu. Dersimiz bölüngen kolada olası hem de yetiştik ya. Evet, meridyen. Şu halde oldu. Ki yine hani plus kubu böyle yapız, yine kanak olsun da bölüyoruz ki. Meridyen bölüyoruz ki. İkinci madde bölündü. Meridyen bölündü. Ne işte kucayla hasıl bu oldu? Törtte de. Törtte kucayla hasıl bu oldu. Tör kişi getirdiğim tutum bu oldu. Oğlum, belki biz 8 kişimiz. Değil mi? Kendi sefer indi ya, aman akı faydalı var mı dedi. Bunu da tutumdum diye durup, kolada bölüp bu yedik. Ek madde yani. Ek madde. Şu halde oldu mu? Demek üçüncü madde bölün geldi. Lan geçim yok o ya. Yani kendisi ekvatoryal bölünürken sakkiste kucayla kalsın. Şunlarım oldu mu? Karasik, karasik. Manovu zgoda meydanlanık yedi yaptı, doğru mu? Çünkü lan bu baskışını biz meydanlanan işliyiz. Şunlarım oldu mu? Yani kendi sefer şu gitme gitti gitti uğradı. Dördüncü madde bölün geldi. Meridyen bölünür. 16'da kucayla hasıl bulundu. Ha, iki para var köpeği yaptı. Kengi sefer yani nabat gidi yaptı. İki batarya. Ya. Beşinci batı bölün yaptı. 32'de. Kengi sefer meridyen bölün yaptı. 64'de. Kengi sefer iki batarya bölün yaptı. 128'de. Keto uğraş. Şunlarla bir oldu mu? Nabatlaşıp keto uğraş. Hasıl bölgen her bir kucayla da kromosomalar ve DNA toplamı 2-2. Başındaki zigota da 2-2 idi. Özgermedi. Demek ki kan de usulde bölünür. Mitoz usulde. Malades ya. Mitoz usulde bölünür. Demek ki maddelenişte hücreler kan de usulde bölünürse mitoz usulde bölünür. Şunları böyle yaptım. Hasıl bölgen her bir hücreyle blastomer deyildi. Ne için ona kadar değişikliğini çözdürüp veremem. Lekin hosil bo'lgan hujayralarda bir-biridan farqi bor. Haligi boshga to'g'adigim. Bo'ldi-ku. Tuxumda tuxumlarni hammaga 8 kishiga bo'lsak, bir-biridan nimasidan farq qiladi? Katta kichigi farqi. Katta kichigi bilan, yo bunda katta kichigi bilan farq qilmaydi. Sarg'ligi bilan. Nima sabab sarg'ligi hammaga farq degandik, to'g'rimi? Bu hujayralar ham bir-biridan sarg'ligiga ko'ra farq. Şunlarlık oldu mu? Yani şuna hangi özgürlükler bu kitadı ki? Ha demek şuna hangi özgürlükler bu kitabı uğrarken de bu uğrarsın? Ahırı da köp kucayrali embriyon blastomerinin, blastuğlarının hası buluşunun namoyan bulan. Blastuğlarının devarı da kucayralar bulan. Fakat katliyken? Devarı da kucayralar bulan. Devarı da kucayralar namı blasta dermez. Dermez. Degani qavat degani. Blast degani püst degani. Püstning qavati devor degani. Qavat emas, devor degani.
Püştünün devarı plasta derma. Şunlarla ki? O öpşey biz bunu ne dediğimiz eken? Blastula deyimiz. O öpşey. Ha, maydalanışlı maksulatı kök hücreli embriyon blastulalı hasıl buluşurlar namayan buna. Bunun devarı plasta derma deyiladı. Bunun boşluğu blastocell deyiladı. Blastocell deyiladı. Ündəki hər bir hüceyrələrini blastomer deyimiz. Məsələn, nə işte blastomer var ki? 7-8 blastomer var ki. Blast deyəni, püş deyəni, mer deyəni, qısım deyəni. Püşünün hər bir qısmı bu, hər bir hüceyrə. Üçün üçün blastomer deyilər. Düşünərləyik. Və də nə üçün, nə deyişliyini bilvalı cüdəyən muxum, əşin nesdən çıxmıyor. Məsələn, başım geçəb gəni giyəmə. Müzün giyəmə. Soğuk ısın gücü. Blas, do, mer, diler. Dört kere aslında. Maydalanış tükeldi. Maydalanış bu hocam. Hangi savallar bu? Savallı yok ha? Bu oldu. Maydalaşmayı değil mi ama sen? Hop. Şimdi bana hatta saval veriyor. Bu yolu savallar gel. Cevap verip etmemiz. 119. bette. Müstakil yetişi için masalalar deyip koyup. Gördüğün ha mı? Blastetnik embriyonun maydalanış baskışıdır. Üçü maddeyi kumandir yav. Bölüngen son günün blastemeller sonra ne işte burada? 128'den. 128'den. Ne bana. Üçü maddeyi kumandir yav. Bir, iki, üç bölündü 128'den. Kıyına geldi mi? Yok. Yok, o sana geldi. Şunlarla mı oldu mu? Kengi sava. Blastetnik embriyondaki blastemeller 128'den yetişik üçün hücayeler ne çimadde verdi? Ne çimadde ekvater verdi? Körmekten yedekin ya. Üçü maddeyi ekvater ya. Şunlarla mı oldu mu? Kim düşündü? Kim düşünmedi? Yok, ben sizden olsun ne yapayım? Aksine, aksi yok idi, yok aldın, doğru mu düşünmemişsin? Bunda çöntür için ne aldın, doğru mu? Yeni düşündünüz mü? Yiyiş gereği de bu, boşu gel. Yeni böldüm, yiyiş gereği geldi. Hop. Menelerin üstü geldi, yeni gastrol yaptı. Bu yette, blastu, blastasiyat, birlenmiş tane boşluğu, boşluğu hop oldu da. Bana blasta değil mi? Hamile şimdi bende bir varan kuppa gen payda desin gen bol uğra. Şimdi gaz bana bir kavar kuppa. Hamile de var. Bir kavar kuppa oldu desin gen bol uğra. Hop şimdi. Şimdi. Gastrulasyada ne buladı gen savaldı buladı. Gastrulasyada hamile varakları yani hamilelerin kavatları hansız buladı. Hamile kavatları neç kavat buladınız? Üç kavat. Taşka kavatlı ekta derma. Taşka kavatlı, üç kavat gibi böyle yoğunuz. Kavat kavatlı oturup üç kavat. Taşkısı ekta derma. Orta. Mezo derma. Mezo diyen orta. İçki endo derma. Ekto, mezo, endo derma. Şunlarla ne oldu mu? Dermadan ne oldu? Şu kavatlarda hasıl buluşu gastrulası değiller. Gastrulasyon ne fakat hamile varakları hasıl buladı. Belki hücrelerde dastlabki kısaslaşmış bilgileri payda buladı. Buladı. Bunu hasıl için durdum. Şimdi savaldı buladı. Hamile varakları kendi hasıl buladı diyen. Hamile varakları kendi hasıl buladı diyen savaldı buladı. Hop, hemme hayvanlarda her kıl hasıl buladı. Bunu tör kıl sınıf vakillerde verip koyup çizip böyle. Rasımda. 117-ci bet 42-ci rasım. Kavak içlilerde migrasya bir koyun 42-ci rasım. Gördün mü hamma? Kengisi Lancetnik'te batıp giriş. Sudurlarla bir ucu vakit kuşlarda kat kat bulup coğlaş. Amfibiyelerde olsun o süp giriş. Karin, kaydır hemen. Eşliğin. Kavak içliğilerde. Migrasya. Lancetnik'te. Batıp giriş. Amfibiya, yani suda kanlı kurulaşıcılarda. Kusup giriş. Sudurayla bir uçuva kuşlarda kat kat bulup cöler. Hazır kitapta kadar cevap ver uğramız. Uyudu okup geldiğin bile uğramız. Lekin o kuşlarla kıyındığın savaş şu. O kuşlar yukarı ilerde. Yukarı ilerde. Şimdi.
hurmatli bo'lajak talabalar. Bu savollar har yili ko'p tushib qolgan savollar deyman. Mana shuni chiroyli yodlab qo'ylar deyman. Xo'p, yodlab qo'yishadi. Yodlab qo'ygandan keyin nima bo'ladi? Keyingi savol shu biz DTM'da ishlagan shu savollar tushadi. Bular hammasi tanish, qaysi biri haligi, qaysi kirishligiga aniq esda yo'q. Bitta kitobga qarab olaydi, varaqlaydi. U keragi yo'q. Bundan bo'lishi keragi yo'q. Yo o'qisa bir konkret shuni yodlab qo'yish kerak, yo bo'lmasa o'qimay qo'yish kerak. Shuning uchun mana konkret shu savollar ko'p tushadi deyapmanmi? Qaysi savol tushishini aniq deyapman. Konkret yodlab qo'ying, bo'ldi, nima kerak sizga? Yo'l bor, to'g'rimi nima qilish kerak? Ashu yo'ldan yurib qo'ying bu. Yo'l yo'qligi nima? Tushunarligi? Xo'p, masalan, Lancet'nikni botib kirish yo'li bilan amalga oshadigan deyapmiz. Homila varaqlarni hosil bo'lish, Muhammad Sodiq, mana. Botib kirish yo'li bilan amalga oshadigan. Qanaqa qilib amalga oshadigan savol tug'iladi. Homila varaq hosil bo'lish kerak. O'zi birinchidan bitta narsa aytdim, Lancet'nikda maydalanishdan oxirida blastomerlar soni 3000 taga yetadi. 3000 taga yetadi desam, domla ma'lum qonun qoidaga to'g'ri kelmayapti degan savol tug'iladi. Ha, to'g'ri kelmaydi. Shunaqa ekan deb olaver. Qanaqaga to'g'ri kelmayapti? Masalan, keyin 256 bo'ladimi? Ma'lumi? 256. Keyinchi 512. Keyinchi 1024. Keyinchi 2048. Keyinchi 4000. Qara, 3000 yo'q bo'lsa, xullas, ashinga to'g'ri kelmayapti. To'g'ri kelmaydi. Ashunaqa deb olaver. Sarliga sani nima yegan deb o'zi qiynab shularga endi nima qilaman deb yubordim. Xo'p. Mana demak, Lancet'nikda blastulada blastomerlar soni 3000 ta bo'ladi. Va shu Lancet'nikda gastrulyatsiya homila gastrulyatsiyada homila varaqlarining hosil bo'lishi qanday namoyon bo'ladi? Shu haqida gaplashamiz hozir. Unda botib kirish deyapmiz. Ya'ni mana bu narsa botib kiradi, xullas mana. Bunday botib kiradi. Bunday bo'ladi. Tushunarliga? Tushunarli bo'ldimi? Yana nima bo'ladi yana? Ichkariroqqa bunday botib kiradi. Ketdi, hujum bunday chiqib qoladi. Nechi qavat bo'lib qoldi? Mana ikki qavat bo'lib qoldi. Tashqarisi ikkita derma, ichkarisi endi derma. Mana shunaqa qilib homila varaqlari ikki qavat bo'lib qoldi. Gastrulyatsiya shunaqa qilib amalga oshadi. Gastrulyatsiyada hujayralar bo'linmaydi. Hujayralar bo'linmaydi. Nali bo'lyapti? Hujayra ko'paymayapti bunda. Faqat mashinaqa varaqlar hosil bo'lyapti. Bir narsa o'zgarsa bo'lyapti. Tushunarlimi? Endi mana yerda balansda sil qayta qolib ketdi. O'rtada. Ikkita derma bilan ikkita dermaning orasida qolib ketdi. Balansda sil bu birlamchi tana bo'shlig'i dedik. Birlamchi tana bo'shlig'idan mezoderma qavati hosil bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Qana hosil bo'ladi? Qayerdan qayerga keladi deb bilmayman. Mashinaqa ekanda bo'lavor. Shu yerda hosil bo'lar ekan deb qo'ying bu. Qiynash yo'q. Tushunarliga? Xo'p, gastrulyatsiya nima degani? Tugadi shekilli deydi. Xo'p, ixtisoslashish. Xo'p, gapiraveraymi? Mana bizni tanamizdagi hujayralarni xillari juda ham ko'p. Leykositlar, amyoba simog'i, ya'ni shaklini o'zgartirib turadigan hujayralar, nerv hujayralari, o'simta simog'i hujayralar, to'g'rimi? Xullas kalom juda ham ko'p hujayrani xillari. Ma'lumi maydalanishda hosil bo'lgan blastomerlarni xili bir xil. Hammasi bir xil bo'ladi. Hammasi bir xil. Gastrulyatsiyadan boshlanadi hujayralarda ixtisoslashish. Ixtisoslashish ikki xil bo'ladi. Morfologik ixtisoslashish va biokimyoviy ixtisoslashish. Morfologik ixtisoslashish degani hujayralarni shakli jihatdan ixtisoslashish degani. Hujayralarni shakli jihatdan ixtisoslashish morfologik ixtisoslashish degan. Masalan, amyobasimon lekas hujayralarni hosil bo'lishi, teri hujayralari, o'pka hujayralarini, nerv hujayralarini, har xil hujayralarni boshlang'ich hujayralarni hosil bo'lishi bu morfologik ixtisoslashish. Endi masalan, ana shu lekasitlar qanday oqsil ishlab chiqaradi? Antitela va antitoksinlar ishlab chiqaradi. Ana shu antitela va antitoksinlarning sintez bo'lishi biokimyoviy ixtisoslashish. Chunki ana shu oqsillarning sintez bo'lishi biokimyoviy jarayon hisobiga amalga oshyapti. Tushunarli bo'ldimi? Savollar yo'qmi? Ixtisoslashish qachon boshlandi? Gastrulyatsiyada boshlandi. Tushunarli bo'ldimi? Organogenezda ham bo'ladi ixtisoslashish.
Mana bu yerda qora harf bilan yozib qo'yapti-da, maydalanish. Tak, 114-chi betda turibdi, keyin undan keyin gastrolarda turibdi. Keyin bu 3-chi ixtisoslanish degani emas. Shularligi u ham yaxshi yozib turibdi-yu. Ixtisoslanish bu prosta gastrolarda chekirib ketadi, yo'inki organogenezda chekirib ketadi. Shunali bo'ldimi? Yaxshi, mana homila varaqlari 3 qavat bo'lib qoldi. En taşkarısındaki ekto derma, ortasındaki mezo derma, içkarısındaki ise endo derma havatlarına acırap bu. Bir tane sana hizmet getirip ben gastrulasiya embriyonal rövajlanış davrı, kimi embriyonal rövajlanış davrı? Organogenezge ötmeyi, gastrulasiyaniye mağır yedmeyi dersin, bunlar boşluk işlerden kamak işlikler bulalım. Sebabı bunlarda homila varaqlari ikki qavat bo'ladi. Ikkita derma, endi derma, mezo derma bo'lmaydi. Tushunarli bo'ldimi? Masalan, lansi gidra, to'g'rimi? Ikkita endi dermadan iborat. Shuning uchun uning embrional rivojlanish davri gastrulyasiyada yakun topadi. Organogenez bo'lmaydi bunda. Organogenez degani genezis hosil bo'lish degani. Organlarni hosil bo'lish, unda organ nima qiladi? Ha, juda ham bir sodda, tuban tuzilgan ko'p hujayrali hayvon bu. Tushunarligi? Hop endi mana organogenezga ham yetib keldik. Organogenez bu organlarning hosil bo'lishi qaysi organ qaysi qavatdan hosil bo'ladi degan savolga javob. Masalan, ektoderma bu birinchi qavat degan bo'lsak, tashqi qavat. Teri epiteliyasi va uning hosilalari, terining hosilalari ektodermadan hosil bo'ladi. Keyin yana nerv sistemasi, ketdi, bosh, orqa miya demak, ektodermadan hosil bo'ladi. Tushunarligi? Her bir organ qaysi tur havatdan hosil bo'lish kerak. Sezgi organlari ketdi. Masalan, javoblarga yozib qo'yib, quloq, ko'z, burun deb qo'ygan bo'lsa, qayerdan hosil bo'ladi? U yozmagani deb yurmang. Ular sezgi organlari. Burun hid bilish sezgi organi, quloq eshitish sezgi organi, ko'rib, ko'z ko'rish sezgi organi. Bular sezgi organlar bo'lganligi uchun ikkita dermadan hosil bo'ladi deb javobni konkret aytish kerak. Tafakkur qilish kerak. Tushundingizmi? Fikrlash kerak. Xo'p, endi demak, ektodermadan qaytaraman. Eslab qolinglar, kimdandir so'rayman. Teri epiteliyasi va uning hosilalari birinchisi. Nerv sistemasi ikkinchisi, uchinchisi sezgi organlari, to'rtinchisi tishning emal qavati. Esingizda qoldimi? To'shni yana, ha? Ha? Qaytaring. Teri epiteliyasi. Qaytaring. Teri va uning hosilalari, nerv sistemasi, nerv sistemasidagi tish emali, keyin yana sezgi. Tushunarli bo'ldimi? Bular konkret to'plash kerak. Mana angiradim, bundan mana hosil bo'ladi. Qaysi organimiz mana hosil bo'ladi, juda ham bu bir muhim narsa, to'g'ri? Endi mezodermadan, o'rta qavatda. O'zingizni tasavvur qilsiz. Mezodermadan muskullarimiz. Muskul, obshiy aytib ketdim, endi muskul ketdi, keyin biriktiruvchi to'qima. Biriktiruvchi to'qimaga suyak kiradi, qon kiradi, limfa kiradi, to'g'ay kiradi, pay kiradi. Bular hammasi nimadan ekan? Mezodermadan hosil bo'ladi. Ayrish sistemasi ketdi, yurak sidi, yo'li sidi, tufagi sidi, skargan hammasi ketdi. Tushunarligi? Jinsiy sistema ketdi. Nima qoldi? Yurak Ya yurak qon tomir sistemasi ham bor, to'g'ri. Mezodermada yurak qon tomir sistemasi ham hosil bo'ladi. Ketdi yurak qon tomir sistemasi, obshiy ketdi. Biz qon tomir, yurak, muskullar hammasi ish o'rtada, to'g'rimi? Ular mezodermada hosil bo'ladi. Endodermada. Endodermada nafas sistemasi ketdi. O'pka bo'lishi mumkin, jabra bo'lishi mumkin, kimdadir. Bu obshiy gapni bitta odamniki emas. Tushunarligi? Yo'ki hazm sistemasi. Hazm bezlari Hazm sistemasi ketganda uje ovqat hazm bo'lsa ketdi, hazm bezlari ham ketdi. Jigar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Me'da osti bezi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki shu hazm organlarini yoki nafas sistemasini ichkarisidagi epitel. Endi ichkarisidagi epitel endi dermadan tashqariga epitel ketadi-da, konechno. Tushunarli bo'ldim? Savollar bormi? Esda qoladimi? Endi dermadagilar esda qoldimi endi? Ha? Ha? Aytib o'tiring. Endi dermadan? Ha.
Nefes hazım birinci olumda. Şu eski kalsın ki poyanı ulu ulu olasın. Nefes degen de öpke cevabı. Hazım degen de hazım bu sistemi alsa ki gün hazım bezler. Cigar bir buluşum gibi bir doğru mu? Yedi olsun bezler. Şöyle buldun mu? Hatta hiç olmadı. Yani kasla gelir. Kasla gelir. Yani öpke. Ha. Hazım bu sistemi alsa yani hazım bezler demektir. Sonra bizde kol yaptı mı? Yaş. Demek hayası kavattan ne bana hası buluş hakkında yaklaşık oldu ki? Yeni hası buladı. Yeni argeneginizi yaklaşalımız. Yeni argeneginizi yaklaşalımız. Şöpten şuna hası buladı dev aldı olas. Yeni hası buladı doğru görüldü. Sonra çıkarak yanımızdan gibi. Ha yaş. Hani yeni argeneginizde birinci orunda hamma kordaliylerle has bo'lgan o'q organlarımız bor. Bular umurtqa pog'onasi. Umurtqa pog'onasining kanalda joylashgan nervnay, ya'ni orqa miya va ichaknay. Keyin yana ma'lum narsani qo'shib qo'ying, jabroy organlari. Shu to'rtta narsa hamma kordali hayvonlarda, xususan odamda ham embrional davrda hosil bo'ladi. Şunlarla Cabrayan, ikileriniz bulmazsın. Kitapta yazgın şurada, kitapta taşıda koçarızı üç ayı. Şunlarla şu toyuğundansa hasıl bulan. Kaçan embriyanal davrıda. Kordaliler degen de ketti, balaban tartıp balık, baka, yürürlü büyücüler, kuşlar, sönücüler. Hemen embriyanal davrıda bulan şunlar. Hani yedi, hasıl buluşu getti var verin. Maşette köpçülü yaptırıyorsa düşünmeyi koladı. Umurtqa pog'onasi qaysi qavatdan hosil bo'ladi? Qaysi qavatdan? Nima uchun? O'rtada nerva. To'g'ri aytyapsiz. Nima deyapsiz? Suyak to'g'ay mezodemadan hosil bo'ladi. Chunki ko'prik turish to'g'imaydi. Lekin mana shu yerda farqli joyi bor. Umurtqa pog'onasi mezodemadan hosil bo'lmaydi suyaklarning ichida. Nimaga deysiz? Nimaga degan savolga javob shuki bo'ldi, ahlingizga qarab tushing. Hop. Eshitamiz. Hayol joylamasda, hayol joylamasda. Mana endi mana uni sal bundayroq, soddaroq chizib beraman, bunday qilib turib, bunday qilib qo'yaman. Bo'laveradimi? Endi nima bor, endi nima bor? Endi nima bor deydik? Homila qavatini qavatlarini ichkariga botib kirishidan yelka tomonidan, bu yelka tomon degan bo'lsa, ichkariga botib kirishidan orqa miya va umurtqa pog'onasi hosil bo'ladi. Orqa miya bu nima o'q organ dediga. Qarang, ichkariga botib kirish deganda mana bu yerga ichkariga botib kiryapti. Mana bu nima qaysi? Endo. Mana uchi? Ekto. Past qarab turing mana, u ichkariga botib kirdi. Mana u ham ichkariga botib kirdi. Degan bunday qilamanda, bunday qilamanda. Bunday qilib turib, bunday qilaman. Bunday qilaman. Mana ichkaridagi nima? Qaysi qavat? Ikkita derim. Hamma tushundimi? Kim tushundi? Kim tushunmadi? Qarab turing hoz. Hoz ko'zingizni oldida bo'lgan narsa. Umuman yumaloq shaklidagi, qarab turing. Ha? İçkariye bunu diye batıp kirdi bana, ha? İkide derine kapatıyam, bunu içkarisiye batıp kirdi. Doğru mu? Peki. Şimdiniz mi? Ha. Manumda orka miye, manumda neyse orqa miyani o'rab turuvchi umurtqa pog'onasi hosil bo'ladi. Orqa miya qayerdan hosil bo'ldi? Chunki bu tashqaridan keldi-ku. Tushundingizmi? O'zi bilardik, baribir orqa miya ektodermadan hosil bo'ladi, chunki nerv sistemasi dedik-ku. U to'g'ri kelaveradi.
Endi mana manochi mana bu. Endi deyman. Endi deyman hozir bo'ldi. Mana men o'zim deb vaqt kirishdan hozir bo'ldi. Umurtqa pog'onasi endi deymadan hosil bo'ladi. Dib ketyapti shu yerda. Mustasno ravishda. Shunday bo'ldimi? Endi kim tushundi? Tushundingmi? Rahmat. Kim tushunmadi? Yo'q. Xo'p. Ana endi organogenez bo'ldi. Qaysi qavatdan qaysi organlarda hosil bo'lishini tushuntirib qo'ydim. Biyağa ketaveradi. Embryonal induksiya qonuni bor. Shpeyman degan olim aniqlagan. Tizib qo'yin Shpeyman. Aytayapti. Spermatozoid qoidasi induksiya qonuni ekan. Nima degan induksiya qonuni degan savol bo'lgan. Mana bitta embrion. Ektodermendalema qavati bor. Mana bu ikkinchi embrion. Uni ham ektodermendalema qavati bor. Mana bu yelka tomoni, mana bu qorin tomoni. Demak, mana uni ham yelka tomoni, mana uchi qorin tomoni. Mana yerdan nima hosil bo'ladi o'zi ektodermadan? Yelka tomonidan mana yerdan nerv sistemasi hosil bo'ladi, to'g'rimi? Mana yerdan qopog'ona. Nerv sistemasining o'zi haqida gaplashamiz. Aytayapti, Shpeyman tajribasi shundan iborat deyapti, o'tgan asrning 20-chi yillarida. Bo'pti. Eshitaramiz. Bitta embrion, bu ham embrion, bu ham embrion. Ikkovi ham baqani embrion. Mana bu embrionni nerv sistemasi hosil bo'ladigan qismini İkinci embriyon qorin tomoniga olib o'tib qo'ysa deyapti. Mana shu embriyonga embrionning rivojlanishi, ikkinchi embrionning rivojlanishiga birinchi embrionni nerv sistemasi hosil bo'ladigan qismi ta'sir qiladi deyapti. Shu yerdan yana ikkita embrion rivojlanadi. Tushunyapsizmi? Shu embrionlarni ingliz qonuni deganday olavering. Shularga bir taraf nerv sistemasi hosil bo'lib, mana shu yerda nima ko'rsak o'zi maqsad hosil bo'lar ekanda. Tushundingizmi? Bo'ldi, endi yana o'zi buni qo'shimchalari bor. Ikkita dermatologiya o'zgarish endi dermaga ta'sir qiladi. Ular demak, aytib beray. Bu ham shunaqa, yoki endi dermadagi o'zgarish dermaga ta'sir qiladi. Tushundingizmi? Bu ham endi induksiya qonuniga kiradi. Bular yozmagan. Soddasini tushunib oling, bu mana ko'rib turib, albatta hosil bo'ladi. Yo'q, bu ham induksiya qonuni ekan. Tushundingizmi? Kengis Post-embrial rivojlanish bu tug'ilgandan keyin yoki tuxumdan chiqqandan keyingi rivojlanish bu post-embrial rivojlanish deyiladi. Post-embrial rivojlanishga ko'ra organizmlarni ikkiga bo'lamiz. Demak, post-embrial. Post-embrio birinchisi noto'g'ri, to'g'ri emas, noto'g'ri. Ikkinchisi to'g'ri rivojlanish. Noto'g'ri metamorfoz deyiladi. To'g'ri-chi? Metamorfozsiz. Yoyinki B vosita deb to'g'ri rivojlanish deydilar. Tushundingizmi? Bor ekanmi yo'q? Ha, 10-chi biologiyada yo'q. Va mana B vosita. Manochi? Bil vosita. Nimaga unaqa deyishligini aytib beraman. Masalan, birinchisidan ketdi, noto'g'ri rivojlanishga ketadigan bo'lsak. Noto'g'ri rivojlanish bilim vosita deyiladi. Biz bilamizki, mana hasharotlar. Hasharotlarni biz ikkiga bo'lamiz. Chala o'zgarishi bilan rivojlanadigan hasharotlar va
Tuğlak özgürlük bana başlar, ya paşaratlar gibi bulam. Çalar başlarına kadar gel, suvara ya çigirtken inen çıkandala girerdi. Çalada tuğun koyardı, çigirtken tuğundan. Liçinke çıkardı, liçinkeden o ayırtken dağ. Tuğlukta tuğun, tuğundan liçinke çıkardı, liçinke bu kurt değiller, doğru mu? Yapalım, doğru mu? Kendisi kumbaya gidiyorum bu ara, kendisi kumbaya gidiyorum da. Peki o dönem için ki bu geldiği için bu not doğru olacağını çekelim. Haşarlıklarla hem mesela. Şuna geldiği. Hop, şimdi ne için bir vasıta? Mesela doğru olacağını söyleyeyim ama doğru bir vasıta diyelim. Mesela şunlarda, sudurlarda, bürücülerde doğru olacağını. Yani tuğumdan, yavaş. Ama çıkardın. Kızım mı çıkardı? Tohut numar, tuhut numar çıkardı. Cöcem mi cöcem? Cöcem. Cöcem çıkardı ha? O vay gerçekten tohudan. Ne mesela farklıladı? Çikinler, çikinler. Çikinler buladı. Hayırlı murgiler hali yakışırı hocalarını yani. Cinsi cikattan vay gitmeyen buladı. Çikinler asasiyisi. Asasiyisi çikinler ama cinsi cikattan vay gitmeyen buladı. Aşırısı bundan farklıladı. Yani bir vasıta aşkette bulsa bu oldu. Tuğuk. Yani bir vasıta rövajlanmış. Hani şimdi notoru rövajlanmışsa tuğumdan liçinke çıkardı. Liçinke o yetki organizmine hoşamaydı mı? Şimdi o bir vasıta değil. Bu vasıta değil. Şunlarla bir oldu mu? Böyle bir vasıta tuğra şimdi kurulur. Bunun için, bunu kim demek ya? Bir vasıta. Çünkü liçinkeli davran başkaca bulur. Umumdan başkaca. Mesela bakayım, demek girerdi. Notoru rövajlanmış. Yani bir vasıta girerdi. Bakana it bak. Bir vasıta. Vasıtayla o bedi yaptı. Yani yapar ya. Şimdi ne yapayım? Sebebini bilsiniz, izinizde kalabildi. Hullar. Şimdi doğayın sebebini yapar. Buradan arsa böyle yaptı mı? Ne yapayım lan böyle yaptı? Kötü yürüdüsü. Ne yapayım işte ya? Bir durmaz ki. Ha, bu da. Şuna ne gel? Bette yine bitti misal var. Aşı misal da ayet verip, bugünkü vaktimizi iyi ürgülmeye yapıp, doğum gidiyoruz. 40 min böyle yaptı ya. Asizi yediğin hayvanın not doğru rövajlanan şekil aldığı yaptı. Şunu köpçülü düşünmeye koladı. Asizi bu kordaliler tipi, liçinke kordaliler kence tipi girer. Bu diyen liçinke ise kordaliler kence tipi girer de gelmez. Kence tipti ne olmuş ona kadar? Kordaliler tipi, liçinke kordaliler kence tipi. Özümüz kordaliler tipi ikiye böyle olduk. Baş skeletsizler kence tipi, baş skeletsizler kence tipi. Aslında kence tipi mi burayken de koyuyoruz. Demek kordaliler tipi, liçinke kordaliler kence tipiye mahsup asidiye. Şunlarla böyle yaptı mı? Asidiyanın tüzülüşü, karın, kanıcı. Kordası, boruşluğu gibi lan, nerv sisteması gibi lan, cabra yorklarının boruşluğu gibi lan, kordaliler gibi okşuyor. Asidiye okşuyor. Asidiye, karınsan. Bana, ben tıraşını mı karayım mı? Bana. Lisinkeli davrı da kordali hayvan yok şeydi. Aşın için lisinke kordaliyle gence tipi de nomle gelmeyelim. Şu halde ki? Lisinke kordaliyle gence tipi. Aşın lisinkesi ne kordası nefnayı cabrayı orakları kuladı. Aşın için hem lisinke kordaliyle gence tipi girer. Katta bugün bugün de çiğdem savaş bula. Lisin kendi davında erken suda suzu yürer. Vay yetken de su tubuğu yapışır. Kalonya hasıl kılıp vay yetenler. Kalonya hasıl kılıp. Yani erken yürerdi, bitti bitti yürerdi. Lisin kendi gider. Vay yetken de su tubuğu hamaz yapışır, bunu yapışır yaşayacak. Vay yetken de kordası yokup gider. Ne bu kordası yokup gitkenden ne bize gayet yapıştı ya sabah kurdu? Ne bize gayet yaptı? Yokup git yaptı mı? Özgürlük bilen rövajdan yaptı mı? Çünkü metamorfoz bilen rövajdan çekil yaptı bu. Şunu yapsam mı? Nerf, nayyem yok böyle. Allah'a da fagot tiplerini hası kıladı. Ayrım kucaylarla kıladı halas. Nerf tükününü hası kılıyor. Şunu halde gel. Cabrası yokup gitmedi. Su da yaşaydı. Peki orada nerf nayı yokup gitmedi. Şunu halde gel. Dümya yok bir de diğer cevabı yok bir de diğer cevabı yok. Bunu Allah'a da dümya kordasının üstüleri yok bir de. Dümya yok bir de. Dümdüme gireyim.
Düm neçin gerek yürütmeyle yokken bu sonra. Düm süz için gerek mi? Yani şu dümüm yok gider. Maş asidi yani köptülüğü düşünmeye kalat da. Şunu değil mi? Bakanı şunu burası ilk bağlı. Düm yok giderdi. Ayağı yok giderdi. O burası da. İşte o kadar neyse orası üstüne götürdü. Bu o burası. Şunu değil mi? Roma agende metamorfoz olan rozlanıştı. Metamorfoz rozlanıştan göre ahamiyatı kaptı. Ne mi ahamiyatı kaptı diyor musunuz? Bunlar da bir çinkes başka neresi yedi, kattası başka neresi yedi. Mesela yaşıl bronz kongus kurttu, çırıyatken az kabul ağzı konuladı. Uğuzu meyveleri. Ha? Üstümlüydü bergi, meyveleri. Ha? Ha? Olma, ancır, farklı yok. Olsa bu olur, bir orası. Şunlarla böyle yaptın mı? Çünkü azıkası, gel rakabat bu mu? Ulan köpeği kesin, bollar boşanan seni, yüz boşanan seni. Şunlarla gel. Savallar var mı? Yok. Dersimizin ikide kısmını kireli canı çüntürü beri aldım. Oyun canını çok kirli bu kirletleri, hiç anlamazlar.